Uykudan kalktıktan sonra beslendiğimiz ve beslendikten sonra tekrar uyku evresine döndüğümüz için kesinlikle hafif gıdalar tercih etmemiz lazım. Buna da en güzel örnekler kahvaltı gruplarıdır. Nedir? Süt, yoğurt, yumurta, peynir, sebze ve özellikle karpuz gibi meyveler, su içeriği yüksek olan meyveler. Ayrıyeten iftar ve sahur aralığında en az 2,5 litre su tüketilmesi gerekir. Sahurda kesinlikle bir adet yumurta tüketilmesini öneriyoruz. Çünkü 16 saatlik bir tokluk süresi var. Ayrıyeten de 4-5 adet, 4-5 ince dilim tam tahıllı buğday ekmeği öneriyoruz. Buğday ekmeğini neden öneriyoruz? Çünkü glisemik indeksi düşük olduğu için tok tutma ihtimali daha fazladır. Kesinlikle aşırı yağlı, aşırı tuzlu, aşırı tatlı ve aşırı baharatlı ürünlerden kaçınmamız lazım. Çünkü malum 17 saatlik bir açlık süremiz var. Bu süre içerisinde su kaybımız olacak. Biz bu su kaybımızı en aza indirgeyecek besinleri tercih etmemiz lazım. Bunlar da daha yeni saydığım ürünler olur. Ayrıca komposta tarzı ürünleri de tercih edebiliriz. Ama sahurda kesinlikle sahur yaptıktan sonra direkt yatılmaması lazım. Çünkü reflü gibi mide ve sindirim sistemi rahatsızlıkları ortaya çıkarabilir. En az o yarım saat ve 45 dakika bir beklenmesi lazım. Öncelikle iftarı orucumuzu açarken bir adet hurma ve bir su bardağı suyla orucumuzu açacağız. Ardından bir kase çorba ve bir ince dilim tam tahıllı buğday ekmeği tüketip 10 dakika ara vereceğiz. Bu arada isteyen namazını kılabilir, namaz kılmayanlar da evde gezinebilir ya da dik bir pozisyonda bekleyebilir. Ana öğüne geçebiliriz. Ana öğünde genelde basit karbonhidratlar yerine glisemik yükü daha düşük olan kompleks karbonhidratlar tercih etmemiz gerekir. Su kaybımızı yine en aza indirgeyecek süt, yoğurt, özellikle kompostolar, taze sıkılmış meyve suları, bunları tercih edebiliriz. Pişirme tarzı olarak kızartma ve kavurma olarak değil de daha çok haşlama, fırında pişirme ve ızgara şeklindeki pişirme yöntemlerini tercih etmemiz gerekir. Sütlü tatlı, ya malum tatlı illaki tüketilecek. Sütlü tatlı tüketilirse daha iyi olur onlar için. Özellikle protein açısından zengin olduğu için sütlaç ve güllaçı tavsiye ediyoruz. Diğer şekerli ürünlerden uzak durmalarını öneriyoruz.